Hemen şu minare arkasına hemen. Evet, tamam. Güzel olarak doğuyor. Merhaba. Maskeler. Rahatsız ediyor değil mi? Evet. Rahatsız ediyor değil mi? Yani bunu yapanlar buraya gelip gezip aşağıdaki manzarayı seyreden, buradaki ortamı yaşayan kişiler. Ama bir başka kişiler. Bir daha gelmemek istemiyorlar herhalde. Nasıl temizleniyor burası? Temizlemesi çok zor. Ama bana da Bir çay kaşığı yok mu? Bir de karıştıracağım. Çay da var, yanında çay da var. Çocuklar size ne verelim, ne bir çay verelim? Çocuklar alın kokteyl alın. Yeni bulunan, yeni keşfedilen bir yabancı yerleşim. Ama bir yeraltı şehri diyebilirsiniz siz. Çünkü yeraltı şehri bütün özelliklerini bünyesinde barındırabilir. Yeraltı şehrinde görebileceğiniz her şey burada da var arkadaşlar. Yaşam alanları, erzak depoları, kilerler, mahzenler, ahırlar, su tünelleri, saklanma ve kaçma amacıyla kullandıkları tüneller, büyük sürgü kapılar olmak üzere her şeyi biz burada görebiliyoruz Kayaşehir'de. Kayaşehir 2014 yılında 3. derece arkeolojik alanı ilan edildi ve o günden beri biz burada çalışma yürütüyoruz Nevşehir Belediyesi olarak. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında ziyarete açılan yeni bir öğren yeri burası. Biz burada ne görüyoruz? Şu gördüğünüz arkamdaki fotoğraf üzerinde arkadaşlar açabilirsek. Karenin hemen altında, Nevşehir Karesi'nin hemen altında şu tüflü yapı. Tüflü biliyorsunuz volkanik bir oluşumdur. Volkanların küllerinden günümüze kalan artıkların bize bıraktığı eser. Tüflü yapı 123 bin metrekarelik bir alandır ve bu alanda insanlar milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren sürekli bir yaşam sürmüşlerdir. Ve biz bugün onların bize bıraktığı eserleri görüyoruz. Son dönem eserleri camiler, Osmanlı dönemi eserleri. Ardından daha eskiye gidecek olursak hemen şu Kaya Camii'nin üstünde bir kilise, Ortodoks kilisesi 13. yüzyıldan kalma bir eserdir. Artı 6 tane bezirhanemiz vardır bizim. Bezirhane ne diyecek olursak bezilyanın üretildiği atölyelerdir arkadaşlar. Dönemin yani 16. 17. 18. yüzyıllarda özellikle önemli sanayi kuruluşlarıdır. Bu bezilyağı hem aydınlatma amacıyla kullanılır, hem gıda sektöründe kullanılır, hem sanayide, hem ilaç sektöründe kullanılır, hem de verniklemede kullanılır. Dolayısıyla burada muazzam bir bezir yağı atölyesi ve üretimi yapılmıştır. Biz bugün bunları görebiliyoruz. Tabii şu anda henüz açamadık, restorasyondan sonra sizin ziyaretinize sunacağız.
Ardından neler var? Tabii bir yaşam alanında olması gereken tüm her şey. İnsanlar burada bir kaya mekanda bir yandan yaşıyorlar, bir yandan hayvanlarını barındırıyorlar, bir yandan erzaklarını depoluyorlar. Kıtlık zamanında yahut kışın tüketebilmek için. Belki biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur dedelerinizden. Peynir basma geleneği vardır mesela burada, değil mi? Kapadokya'da çok yaygın bir gelenektir bu, biliyorsunuz Anadolu'nun bir geleneğidir. Burada da aynı şekilde ve küpler içerisinde erzakları depolarlar. Burada daha sonrasında kullanırlar. Kayaşehir dediğimiz zaman bir yamaç yerleşim aklınıza gelecek. Ve Nevşehir'in turistik bir yer olduğunu, Nevşehir'in Kapadokya'nın merkezi olduğunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Tabii ne var? Su tünelleri var. Su tünelleri buradan Göre kasabasına kadar Osmanlı döneminde damat İbrahim Paşa'nın yaptırmış olduğu, buraya su getirmek için yaptırmış olduğu 9 kilometrelik su tünelleri var. Tabii biz bugün bunun hepsini açabildik mi? Henüz hepsini açamadık ama bölüm bölüm açtık. Mesela bugün bir tanesinde küçük bir bölümle bir su tüneline gireceksiniz arkadaşlar. Su tünelinin içerisinde topraktan yapılmış borularla buraya su taşınmıştır. Osmanlı döneminde aynı zamanda 1800'lü yıllarda damat İbrahim Paşa'dan sonra su getiren bir diğer önemli kişi daha vardır. Papa Yorgos Rum mahallesinde yaşar. Çan Kulesi'nin Meryem Ana Kilisesi'nin olduğu bölüm Rum mahallesi olarak adlandırılır son dönemlerde. Orada yaşayan bir papa şehrin su ihtiyacını karşılamak için yine su tünelleri yaptırarak buraya su getirmiştir. Çok fazla kafalarını da karıştırmak istemiyorum arkadaşlarım. Tamamen tüften yapılmış volkanik bir oluşumun içerisinde gezeceksiniz bugün. Birazcık adrenalin sizi bekliyor diyelim. Planımız dışına çıkmamaya gözen gösterelim. Olur mu? Yoksa kaybolursunuz. Başka bir tünelden çıkarsınız. Allah bulamayız sizi. Tam önümüzde bir çukur var. Size göre bir çukur ama bizim arkeolojik terimle orası bir pitos çukuru. Pitos çukuru nedir? Erzak deposudur. Doğal bir buzdolabıdır burası arkadaşlar. Biliyorsunuz bölgede, Kapadokya bölgesinde çok sayıda her yer volkanik oluşum olduğu için soğuk hava depoları vardır, değil mi? Soğuk hava depolarında ekstra bir şey yapmadan, bir buzdolabı, bir elektrik kullanmadan kayanın kendi özelliği kullanılarak, soğutucu özelliği kullanılarak erzaklarını insanlar yüzyıllar boyunca burada depolamışlardır. Onun bir örneğini burada gösteriyorum ben size. Bu şekilde de küpler, kocaman küpler içerisinde sıvı ya da katı gıdalarını buralarda depolayarak daha sonradan kullanmışlardır. Onun dışında burası genel anlamda erzak deposu olarak kullanılan bölümdür. Yukarı kısımda mesela ilk anlatım yaptığım yer bir kısım olarak bir dönem ahır gibi kullanılmış, bir dönem erzak deposu kullanılmıştır. Her bir yer için hani tek bir amaçla kullanıldı diyemeyiz. Zaman içerisinde amaç değişmiştir. İhtiyaç doğrultusunda kimi zaman ahır, kimi zaman yaşam alanı, kimi zaman erzak deposu, kimi zaman mutfak gibi kullanmışlardır. O yüzden beni takip edin, beni takip edin. Çocuklar, gezerken sessiz olalım, olur mu? Şurada peynir basma geleneğini canlandırdık biz.